Herkese merhaba arkadaşlar. Balkonumuzda son videodan sonra biraz dizayn değişikliği yaptım. Ve yeni şekiller, yeni düzenlemeler de inşallah yapacağım. Gördüğünüz üzere bu en büyük domatesimiz. Güzel büyüyor, güzel gidiyor. Halen yukarılarda çiçeklenmeler yapıyor. Fakat fark etmiş olduğum bir durum, artık yeni çiçeklerde yetiştirmeler çok iyi yapamıyor. Mesela düşürüyor çiçeklerini, çünkü hani meyve çok oldu. Bunu yetiştirecek vitamin ya da mineral vesaire muhtemelen yetersiz geliyor. Bu yüzden de meyveleri mesela bakın şöyle bu şekilde kökünden sarartıp düşürüyor. Yani belli, zaten saksıda beslediğimiz için de belli sınırı var. Ayrıca da bizim gübreleme anlamında da eksikliklerimiz var. Bundan da kaynaklı olsa gerek. Ama tutumu iyiydi, yani gerçekten tutumu iyi. Şöyle gördüğünüz gibi arkada da 3 adet var. Bu tarafta, sağ tarafın daha iyi. Biraz da bunun şeklini değiştirmeyi düşünüyorum. Yukarıya, şurada sol tarafta görmüş olduğunuz yerden şu sağ tarafa bir ip çekip bunu yanlamasına atmayı düşünüyorum. Yani saksıyı daha yanlamasına çevirip iki tane iple yukarı bağlamayı düşünüyorum bu domatesleri. Burada salatalığımız var. Bugün bir de toplayacağım yani şeyleri. Şöyle güzel bir tane burada olmuş. Bunu alacağız artık sabah kahvaltısında. Sabah vakti şu anda zaten. Elle koparmak da bunu hakikaten zor, şöyle alayım. Zaten şey yapacağız, yiyeceğiz. Şöyle bir tane küçük yetiştirilmiş. Ama bunu çok fazla şu ana dek büyütemedi. İnşallah bundan sonra büyütecektir. Çünkü açıkçası bir vitamin şeyi de oluyor. Yani zaten saksıda olduğu için, saksının sınırı belli olduğundan, büyütebileceği sınır ortadayken, dolayısıyla 2 tane 3 tane büyütmek her zaman bizim için çok daha zor oluyor aynı anda. Bu da inşallah şey yapacaktır. Diğerini büyütecektir bu kopardıktan sonra. Burada maydanozumuz var. Maydanoz epsürün dediğimiz yeşil bit gibi şeylerden düşmüştü. Bu yüzden biçmiştik. Tekrardan ışkınladılar. Çok şey değil, sık değil. Seyrek ama idare ediyoruz. Şurada küçük bir domates var. Cevizin dibine diktim. Yani idarelik diktim öyle. Aslında bununla ceviz büyüyor. Bu çok güzel bir ceviz türü. Palut ceviz de diyorlar bildiğim kadarıyla. O cevizden gayet güzel. Elinle böyle kırabileceğin, herhangi bir şey kullanmadan elinle kırabileceğin güzel bir ceviz türü. Burada yine domatesimiz mevcut. Hep çiçeklenmeler var. Bakalım büyütme noktasında nasıl olacak, göreceğiz. Şöyle. Burada da gördüğünüz üzere salatalığımız var. Şöyle göstereyim. Bu da yine olgunlaşmış olmuş vaziyette. Bunun üstünde bu salatalıktan başka şu anlık salatalık yok ama zaten genelde şöyle tutuyor salatalık. Buradan bir ışkın atıyor, ondan sonra tutuyor. Şuralardan mesela atıyor. Işkınları şuradan atıyor. Muhtemelen onlardan da salatalık tutacaktır. Bunu da ben yine şöyle alabilirsem tek elimle almaya çalışacağım. Bunu da aldık. Yine burada bir salatalığımız var. Bu salatalık bu köy yerlerinde falan kullanılan çalı salatalığı da dediklerinden, hani verimsel anlamda çok bir şey yok ama yine de tuttuğu zaman da büyük, uzun tutabilen bir salata. Bunu biraz geciktirdik, geç kaldık koparmaya. Ama onu da şimdi alacağım. Bu da böyle uzun büyük bir salatalığımız oldu. Şimdi burada biberimiz var. Bu biberin büyüğünü alacağım. Aslında şunu da alabilirim. Ama onu bırakmak istiyorum. Şunu alacağım. Artık bedeni de çok fazla kaldıramaz oldu. Bunu da bu şekilde aldım. Şeyin bedeni de gördüğünüz gibi şöyle bir tel takmıştım. Artık çekiyor yani. Ters tarafa doğru çekmeye başladı.
bedeni kaldırmadı. O yüzden bunu da buradan şöyle de sıkılaştırayım, daha dik dursun. Bunu da almak istedim. Bunda da maalesef yine şu küçük bir bit türü, bit mi denir ona? Şöyle mesela şurada görebiliyorsa, görünüyorsa eğer. Şurada mesela küçük küçük sarı, videoda tam gözükmüyor ama parlamadan dolayı küçük küçük sarı şeyler oluyor. Bu da şekil bozukluğu da yapıyor yapraklarda. Gördüğünüz gibi yaprağın öz suyunu emerek besleniyor. Buna da şu an için bulabilmiş olduğumuz bir çözüm yok. Açık konuşmak gerekirse. Şöyle bazı burada da yine yetiştiremedikleri dökülüyorlar gördüğüm kadarıyla. Bakalım bu biber de ne kadar büyüyecek, nereye kadar gidecek göreceğiz bakalım. Ama burada da mesela altta, arka tarafında da yine tutumları var. Şöyle göstereyim. İnşallah iyi tutacaktır. Yine bir domatesimiz. Şu domates geçen gün şuradan bedeninden kopmuş. Ondan sonra direkt bağlamak durumunda kaldım. Bunu da yine burada tuttu. Yukarı doğru gidiyor. Uzunlamasına fazla gitti bu da. Burada da yine domatesimiz var. Domates bu sene fazla ama bakalım tutumdan sonra. Burada çilek var. Çilek de şöyle şey atıyor, ilmek dediğimiz. Bunlara da toprak koyup çoğaltmaya çalışacağım. Bu tarafta da var. Şöyle iki tane. Onları da çoğaltacağım inşallah. Şöyle bugünlük bu kadar da bir toplama yaptık. 3 tane salatalık, bir tane biber aldım. Şimdi bu konuda örnek veriyorum. Bizde göre çok daha, bana göre daha doğrusu çok daha iyi yapan kişiler var. Genel itibarıyla biraz ben dikimlerde geç kaldığımı düşünüyorum. Diğer türlü de genelde salatalık konusunda çok iyi olanlar var. Yani salatalıkları çok iyi tutanlar var. Maalesef gördüğünüz üzere çalı olma şekline baktığınızda çok uzun metrajlı, yani uzun gitmiş vaziyette. Lakin bu kadar uzun gitmiş olmasına rağmen vermiş olduğu salatalık toplamda yani bir daldan şu zamana kadar 3 tane ya da 4 tanedir. Bunun sebebi de tohumdan kaynaklı. Yani tamam, gübreleme ya da benim toprağımın da etkisi olmakla beraber asıl şeyin tohum olduğunu düşünüyorum bu noktada. Çünkü şöyle bir durum var. Benim kullanmış olduğum tohumların hiçbiri hibrit değil. Ama bu F1 dedikleri tohumlar var ki ben de hani onlardan kullanmak ve denemeyi istiyorum. İnşallah nasip olursa. F1 demiş olduğumuz, dediğimiz bu tohumlar olmuş olursa bu tohumların tutumu çok daha farklı. Yani belki de günlük bazda bu kadar salatalık fidesinden, ki bende toplamda 3 tane var. Bir tanesinde 4. de var da o çok şey sayılmaz yani, bu çalı salatalığı, bu zaten verimi çok az. 2 tane, onu da sayarsa 3 tane var. Yani 3 tane de günlük belki 2-3 tane alabilirdik eğer bunlar F1 olmuş olsaydı, hibrit olmuş olsaydı. Onlardan da yine ekmek istiyorum, bakalım denemek istiyorum. İnşallah nasip olursa bu sene de, bu sene içinde denemek istiyorum yani tohumlarını alıp tohumundan kendim yetiştirmek istiyorum. Bakalım nasip olursa inşallah. Durum bu şekilde, burada böyle bunlarla akşam geldiğimde eve vesaire de uğraşıyorum, ilgileniyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah yeni bir daha çok verim olur. Domates de bu işin içine katılmış olduğu durumlarda, özellikle domatesin de hani toplamaya başladığımız zamanlarda artık inşallah daha sık video, daha yüksek verim almış oluruz ve daha da çok video atarız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.